Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf tahta problemleri yapacağız. Hemen başlayalım problemler arkadaşlar. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. Ağırlık ölçülerimiz ton, kilogram, 1 ton 1000 kilogramdı. Gram, 1 kilogram 1000 gramdı. Miligram, 1 gram 1000 miligramdı. Arkadaşlar, ağırlık ölçüleri biner biner büyür, biner biner küçülürdü. Tondan kilograma çevirmek için 1000 ile çarparız. Kilogramdan grama çevirmek için 1000 ile çarparız. Gramdan miligrama çevirmek içinse 1000 ile çarpıyorduk. Tam tersi, kilogramdan tona çevirmek için 1000'e bölüyorduk. Gramdan kilograma çevirmek için 1000'e bölüyorduk. Miligramdan grama çevirmek için 1000'e bölüyorduk. Arkadaşlar, birinci soruyla başlayalım. 120 kilogram şeker 800 gramlık paketlere konularak satılacaktır. Buna göre kaç paket şeker çıkaracağını bulalım. 120 kilogramı 800 gramlık paketlere ayıracaksak öncelikle 120 kilogramı grama çevirmeliyiz. Daha sonra 800 grama böldüğümüzde kaç paket şeker çıkacağını buluruz. Hemen yapalım arkadaşlar. 1 kilogram 1000 gramdı. 120 kilogramı grama çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan 120 bin gram çıkar. Her bir pakette 800 gram olacağına göre 120 bin gramı 800 grama böldüğümüzde 150 paket çıkacaktır arkadaşlar. Bakkal Muharrem amca bir müşterisine 7 kilogram şeker satacaktır. Eşit kollu terazisinde şeker tartmak isteyen Muharrem amca bir kefeye şekeri, diğer kefeye 5 kilogramlık bir yağ tenekesi koyuyor arkadaşlar. Muharrem amca yağ tenekesinin yanına 200 gramlık margarin paketlerinden kaç tane koyarsa terazi dengelenmiş olacak. Arkadaşlar, Muharrem amcaya nasıl yardımcı olalım? Düşünelim bakalım. 7 kilogramlık şeker satacakmış. 5 kilogramlık yağ tenekesini koyduk. Daha kaç kilograma ihtiyacımız var? 2 kilograma daha ihtiyacımız var dengelenmesi için. O halde biz 2 kilogramlık margarin yağ paketlerini koymalıyız. 2 kilogramı grama çevirmeliyiz. Çünkü margarinler gram cinsinden olduğu için 2 kilogram 2000 gram ediyordu. 2000 gramı da 200'e böldük mü kaç paket margarin gerektiğini buluruz. Şimdi söylediklerimizi yapalım. Muharrem amca 7 kilogram şeker satacağından teraziyi dengelemek için 5 kilogramlık yağ tenekesinin yanına 2 kilogram margarin paketi koymalıdır arkadaşlar. 7 7 olunca dengelenecek. 2 kilogram da hemen grama çevirelim. 2000 gram. Bir paket 200 gram olduğu için arkadaşlar 2000'i 200'e böldüğümüzde 10 paket margarin koyarsak dengelemiş oluruz. Arkadaşlar, 7 kilogram şeker diğer kefeye 5 kilogramlık yağ artı 10 tane de margarin koyduğumuzda dengelemiş oluruz. Hasta olan Ahmet Bey'e doktor 8 gram toz şeklinde bir ilaç veriyor. Bu ilacı günde 4 kez 20'şer miligram içmesini istiyor. Bakın, gram miligram, buraya dikkat. Buna göre Ahmet Bey'in ilacı her gün düzenli olarak içmesi şartıyla kaç günde bitebileceğini bulunuz. Öncelikle 8 gramı miligrama çevireceğiz. Günde 4 kez içiyorsa 4 ile 20 miligramı çarptığımızda 80 miligram eder. 8 gramı da miligrama çevirip 80'e böldüğümüzde cevabı bulacağız. Hemen söylediklerimizi yapalım arkadaşlar. 8 gram 8000 miligram. Günde 4 kez içtiğine göre günde 80 miligram, 4 çarpı 20, 80 miligram içiyor. O halde toplam ilacımız kaç gramdı? 8000 miligramdı. Günde 80 miligram içiyorsa 100 günde bitecektir arkadaşlar ilacı. Domates tohumu 1200 miligramlık paketlerde satılmaktadır arkadaşlar. Bir paket domates tohumu 3 TL olduğuna göre 240 gram domates tohumu alan bir kişi kaç TL ödeyeceğini bulunuz. Arkadaşlar, öncelikle 240 gram aldığına göre paketleri biz ne yapabilmeliyiz? Miligram olduğuna göre gramı miligrama çevirelim. 240 gramı miligrama çevirip sonra 1200'e böldüğümüzde kaç paket olduğunu buluruz. Sonra paketine de 3 liradan çarptığımızda kaç TL ödediğini buluruz. Hemen söylediklerimizi yapalım. Çözüme bakalım arkadaşlar. 240 gram 240 bin miligram olacaktır arkadaşlar. 1000 ile çarptığımızda ne oluyorduk? Gramı miligrama çeviriyorduk. Daha sonra arkadaşlar 240 bin miligramı her bir pakette 1200 miligram olduğuna göre 1200'e böldüğümüzde
kaç paket almış olur? 200 paket almış olur. Peki her paketimiz kaç liraydı? 3 liraydı. 200 ile de 3'ü çarptığımızda arkadaşlar 600 TL'ye almış olduğunu buluruz. Bir şeker fabrikasında bir günde ortalama 80 ton 200 kilogram şeker pancarı işlenmektedir. Buna göre bu fabrikada 10 günde ortalama kaç ton şeker pancarı işlenebileceğini bulalım. Arkadaşlar, öncelikle biz tonu kilograma çevirip 10 ile çarptığımızda kaç kilogram olduğunu buluruz. Sonra tekrar tona çevirdiğimizde cevabımız çıkmış olur. Çünkü bizden ton olarak istiyor. Yapalım arkadaşlar söylediklerimizi. Günde 80.200 kilogram, 80 ton, 80.000 ton eder arkadaşlar. 200 de 80.200 kilogram edecektir. Peki 10 günde 10'dan çarptığımızda 802.000 kilogram edecektir arkadaşlar. Kilogramı tona çevirmek için ne yapıyorduk? 1000'e bölüyorduk. Arkadaşlar 1000'e bölmek için de ne yapardık? Kolayca bölmek için 3 sıfırını silerdik. 3 sıfırını sildiğimizde kaç kalır arkadaşlar? 802 ton şeker pancarı işlenmiş olur arkadaşlar. Kömür yüklü bir kamyon sürücüsü ile Kantar'a çıkıyor ve 19.786 kilogram geliyor. Arkadaşlar sürücünün kütlesi 78 kilogram, boş kamyonun kütlesi 4.210 kilogram olduğuna göre kamyondaki kömürün kaç kilogram olduğunu bulunuz. Arkadaşlar kamyondaki kömürü bulmak için bizler toplam kütleden yani 19.786'dan 78 sürücünün kütlesi ve kamyonun kütlesi olan 4.210'u çıkardığımızda kömürün kütlesini bulmuş oluruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Kömür kütlesini bulmak için yüklü kamyonun kütlesinden, sürücünün kütlesinden boş kamyonun kütlesini çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Kömür toplam kütle 19.000, yüklü kamyonun kütlesi 19.786 idi. Sürücü kaçtı arkadaşlar? 78 artı kamyon boş kamyon kaçtı? 4.210. Topladığımızda arkadaşlar 4.288 çıkar. O halde 19.786'dan 4.288'i çıkardığımızda kömürü 15.498 kilogram buluruz arkadaşlar. Dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.